Herkese merhaba. Kotex ve Migros işbirliğiyle hazırlanan meditasyon ve rahat gece uykusu video serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videoda neler konuşmuştuk? Uyku ne işe yarar? Bedende uykunun önemi ve uykunun fonksiyonları. Bu videoda ise sizlere uykuya dalmanızı kolaylaştıracak ritüellerden ve çok güzel reçetelerden bahsedeceğim. Öncelikle ritüellerin öneminden bahsetmemiz lazım. Aristo'nun dediği gibi sürekli tekrarladığımız şey neyse biz oyuz. O yüzden ritüel bir eylem değil bir alışkanlıktır demiş ve çok doğru demiş. Ritüeller aslında bir alışkanlık, bir yaşam düzeni. Uyku kalitemizi tekrar kazanmak istediğimiz dönemde ise işte ritüellerin önemi daha da ortaya çıkıyor. O yüzden uykumuzu geri kazanmak ve rahat bir gece uykusu için yapacağımız ritüeller nelerdir? Öncelikle uykuya hazırlanmamız gerekiyor. Uyku neydi? Uyku pasif fazdı. Uyku bizim dinlendiğimiz fazdı. Yani modern yaşamda hep anlatıyorum ya, iki tane döngü var. Eril döngü ve dişil döngü. Eril döngü dediğimiz bizim aktif olarak gündüz boyunca yaptığımız işimiz, gücümüz, şu anda sizin karşınızda aktif fazdayım. Beynimizin alfa ve beta dalgalarıyla eylem sergilediğimiz, eylemde olduğumuz kısımlar. Bir de dişil kısımlar var ki uyku ve gece aslında çok yin ve dişil bir faz. Yani pasif bir faz. Artık aldığımız bir faz, dinginleştiğimiz bir faz, yavaşladığımız bir faz, içe döndüğümüz bir faz, pasif olduğumuz bir faz. Biz çok fazla pasif fazla vakit geçirmeyi sevmiyoruz. Eril bir sistemde yaşıyoruz. Çok dışa dönük bir sistemde yaşıyoruz. Çok aktif bir sistemde yaşıyoruz. 7/24 ellerimize cep telefonları, 7/24 telefonlarımız, 7/24 bilgisayarlarımız, 7/24 televizyonlarımızın karşısında bol ışıklı mekanlarda elbette uyku kalitemizin olmaması bizi şaşırtmasa gerek. Çünkü uyku dediğimiz faz, yine ne söyleyeceğiz? Pasif faz. Uyku içe dönmek demek, uyku dinlenmek demek, uyku yavaşlamak demek, uyku karanlık demek. O zaman kaliteli bir uyku kazanımı için yapacağımız ritüellerin başında kendimizi aktif fazdan pasif faza getirmemiz gerekiyor. Öncelikle sizlerden bir basit bir uyku güncesi tutmanızı isteyeceğim. Yani bu bir farkındalık çünkü. Biz aslında temel olarak nefes almak vermek kadar ne olduğunu fark etmediğimiz, analiz etmediğimiz, çünkü bedenimizin doğal olarak yaptığı şeylere, eylemlere çok dikkat etmiyoruz. Uykuyla ilişkimiz de böyle. O yüzden bir küçük günce gibi, bir deftere, belki telefonunuzun bir yerine, siz uyku güncenizi tutabilirseniz bu size uykunuzla ilgili, uyku döngünüze nasıl hazırlandığınızla ilgili size bir farkındalık kazandıracak. Nasıl olacak? Akşam yemeğinizden sonra neler yaptığınız? Aslında akşam 7'den itibaren bizim için uyku fazı başlıyor. Elbette akşam 7'de yatmayacağız. Ama bedenimizin bir sirkadyen ritmi dediğimiz biyolojik saatimiz var. Bu biyolojik saat aynı diğer memeliler gibi dünyanın ve güneşin döngülerine uyumlu. O yüzden akşam saatleri olduğunda nasıl ki bütün memeli canlılar ve dünya üstünde yaşayan bütün canlılar yavaşlıyorlar, pasif yani uyku fazına, gece fazına hazırlanıyorlarsa biz insanlar olarak da buna birazcık alarmda olmamız gerekiyor. O yüzden akşam üstünden itibaren aktif eylemleri bırakmamız gerekiyor. Nedir aktif eylemler? Evimizin ışıklandırması nasıl? Akşam yemeğinden sonra özellikle akşam yemeğinizi çok geç saatlerde yememenizi öneriyorum. Eğer bunu yapamayacak bir döngüdeyseniz bile kendinizi zorlamanızı ve yemek saatinizi biraz öne çekmenizi rica edeceğim. Böylece akşam yemeği saatinizi öne alarak aslında hem sağlığınız, hem uykunuz, hem gençliğiniz, hem güzelliğiniz, hem fitliğinizle ilgili çok basit bir adım ama çok büyük bir adım atmış olacaksınız. Çünkü metabolizmanızın en hızlı çalıştığı, en ideal sindirim zamanında yemek yediğiniz için obezite problemi, fazla kilo problemi, selülit problemi, uykusuzluk problemi, cildinizin yaşlanması problemini bile ortadan kaldıracaksınız. O yüzden bedenimizin döngülerine uyumlu yaşamalıyız. Dünyanın döngülerine uyumlu yaşamalıyız. O yüzden sirkadyen ritim bizler için önemli. Daha sonra ne yapıyoruz? 19.30 itibariyle, hatta belki de daha öncesinde kafein alımımızı da azaltmamız gerekiyor. Kafein nerede var? Kafein sadece kahvede yok sevgili dostlar. Kafein çayda da var, beyaz çayda da var. Hatta çay ve beyaz çayda tein maddesi de var. Bunlar da aslında uyarıcı, alarme edici özellikte. O yüzden akşam saatlerinde yeşil çay dahi içmemenizi öneriyorum. Akşam 19.30'dan sonra. Neler içebilirsiniz? Benim elimde olduğu gibi bir rahatlatıcı melisa çayı, yasemin, yeşil çay değil ama sadece yasemin çiçeklerinden yapılmış bir yasemin çayı, ıhlamur çayı,
İçine biraz bal koyduğunuz, ki bal bizim için çok kıymetli gece uykumuz için. Onun dışında lavanta çiçeklerinden, ki ben bugün size lavanta çiçeklerinden hazırladığım bir rahatlatıcı uyku çayı yaptım. Benim ve kızımın çok sevdiği bir uyku çayı tarifi. Bunun içine neler koyuyorum? Bunun içine kuru lavanta çiçekleri koyabilirsiniz. Ben lavantanın kokusunu, tadını çok sevmiyorum derseniz bunu kuru gül yapraklarıyla da yapabilirsiniz. Dediğim gibi Melisa zaten uyku dalma problemlerine en çok kullandığımız çaylardan bir tanesi. Onun dışında papatya, rezene çayları da yine uykuya dalmayı, zihnimizi, bilincimizi ve bedenimizi rahatlatıcı özellikle çaylar. Nasıl hazırlayacağız? Kaynar suyumuzu fincanımıza koyacağız. Ondan sonra bir çay kaşığından biraz daha fazla, bir tatlı kaşığı az gibi düşünün. Gül yapraklarını veya lavanta yapraklarını. Çayımızın içine süzgeçli şeyiniz varsa, çay aparatlarınız varsa koyacağız. 2-3 dakika, daha fazla değil. Yani 10 dakika değil, çünkü soğuman çok acı olur. 2 ile 3 dakika kadar kaynar suyun içinde çayımızı haşlayacağız. Sonra alacağız. Sonra içine isteğinize bağlı olarak bal, biraz hafif tatlandırıcı ama şeker, işlenmiş şeker asla kullanmamızı öneririm, kullanacağız. Akşam 7.30'dan sonra sıvı alımımızı azaltmamız da çok kıymetli. Elbette sigara, alkol ya da gazlı içecekler gibi şeyleri tüketmemeniz gerektiğini söylemiyorum bile. Özellikle sigara, alkol ve kahve içerisinde biliyorsunuz kafein ve nikotinden dolayı kalbimizi uyarıyor, kalp kaslarımızı uyarıyor ve aşırı çarpıntı yapıyor. Bu çarpıntı da bizim alarmda olmamızı ve uyanık kalmamızı sağlıyor. O yüzden kafein, nikotin akşam saatlerinde, özellikle nikotini hayatınız boyunca asla tüketmemenizi rahat bir gece uykusu için öneriyorum. Şimdi rahat gece uykusu diyoruz ama rahat gece uykusu özellikle biz kadınların bazı özel günlerinde biraz kabusa dönüşebiliyor. Çünkü kesintisiz ve deliksiz uzun bir uyku uyuyabilmek için kendimizi güvende ve konforda hissetmek istiyoruz. Bunun için de en iyi yardımcılarımızdan bir tanesi Kotex. Türkiye'nin en uzun ve en geniş pedi olma unvanını uzun zamandır koruyan Kotex'in gece serisi bu anlamda rahat bir gece uykusu uyumamız için bizlere yardımcı olacak. O yüzden özellikle bu kısmı hanımlar için rahatlattıktan sonra rahat bir gece uykusu tüyolarımıza devam edebiliriz. Kaliteli ve rahat bir uyku için elektromanyetik alan saçan bütün cihazlardan, özellikle yatak odamızdan uzak tutmamız gerekiyor. Gece yatarken özellikle elektrikli cihazları kapalı olduğuna, radyasyon ve elektromanyetik dalgalar yayan cihazların kapalı olduğundan, Wi-Fi cihazlarının kapalı olduğundan emin olmanızı öneriyorum. Beynimiz uyku boyunca da çalışıyor. Farklı farklı dalgalar üretiyor. Bunlar delta ve teta dalgaları. Dinlenik olması gereken dalgalar. Ama biz evin içerisinde elektromanyetik dalgalarla, ki biliyorsunuz titreşim, ki alanım titreşim. Biz o elektromanyetik titreşimlerle beyin dalgalarımızın çakıştığı durumlarda dinlenik pozisyonda olmamız gereken beynimiz aslında dinlenemeyecek. O yüzden bizim elektromanyetik frekansları hemen evde kapatmamız gerekiyor. Bu da en önemlilerinden bir tanesi. Bir sonrası da bu cihazlarda neler izlediğimiz. Bizi korkutan, bizi kaygıya düşüren, bizi vesveseye sürükleyen, uyku kalitemizi bozacak şekilde psikolojimizi olumsuz anlamda etkileyecek şeyleri akşam 19 itibariyle izlemeyi bırakmanızı öneriyorum. Haberler dahil. Bu arada gerçekten içinden geçtiğimiz bu çok kritik dönemlerde, evde kaldığımız bu çok kritik dönemlerde yine zihin sağlığımızın önemini bir kere daha anlamış olduk. Yani güçlü bir zihine sahip olmak için kendimizi korumamız gerekiyor ve işte uyku o yüzden çok kıymetli. Neden? Çünkü sağlam uykusu olan kişilerin sinir sistemi algıları ve stres yönetimleri çok daha kuvvetli oluyor. O yüzden biz kendimizi strese sokacak, zihnimizi zayıflatacak şeylere özellikle uyku öncesi kendimizi maruz bırakmamalıyız. Bu çok temel bir şey sevgili dostlar. Gün içerisinde aldığımız su miktarı çok önemli. Demiyorum ki size gece yatmadan önce 3 bardak su için asla içmeyin elbette. Bu sefer gece boyunca tuvalete kalkmanız gerekecek, ancak gün içinde sıvı alımımızın olması gerektiği miktarda olması gerekiyor. Bu sizin kilonuzla 30 gramı çarpmanız demek. Yani yaklaşık 50 kilo civarındaki bir genç hanımın gün içerisinde 1,5 litre su içmesi gerekiyor demektir. Akşam 7.30'dan sonra elbette çok çok su içmeyelim ama yani yatmadan önce, yatmadan yarım saat önce bir küçük bir bardak 200-250 ml kadar su içmenin de hiçbir sakıncası yok. Neden? Çünkü uykuyla beraber vücudumuzdaki su biliyorsunuz bedenimizin elektrolit dengesini sağlıyor. Yani sinir sistemimizin sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Uykudayken biliyorsunuz bedenimiz restorasyon, yani yenilendiği için bedenimize taze ve temiz, alkali miktarı 7.2 civarında olan, asidik olmayan muazzam temiz bir kanla o sistemi yapabilirse bedenimize faydası daha çok olacak. O yüzden yeterince su içtiğimizden
doğru besin kaynaklarıyla uykumuzu kaçırmayacak, sindirimi uzun olmayacak gıdalarla, ki akşam 7.30'da demiştik. Bu arada akşam saatlerinde sindirimi çok zor. 7-8 saat bağırsaklarımızın sindirmekle uğraşacağı çok ağır et yemekleri, çok baharatlı, çok ağır yağlı yiyecekler ya da çok komplike, çok kremalı yiyecekler gece boyunca midenize rahatsızlık verecektir. Ilık banyolar her zaman için bedeni rahatlatır. Su bizim için en önemli, en rahatlatıcı kaynaklardan bir tanesi. Ilık suyla, hafif böyle güzel parfümlü bir şeyle, yani çok uyarıcı bir parfüm değil, lavanta gibi, gül gibi kokan, yumuşak kokulu bir şeyle ılık bir duş almak, sonrasında böyle giyinmekten hoşlanacağımız, bizi böyle gece yumuşakça sararken rahat bir uyku uyumamıza yardımcı olacak uyku giysileri. Uyku ritüelinin önemli bir parçası. Aslında uyku biraz böyle özenmemiz gereken bir şey. O yüzden eve geldiniz, üstünüzü değiştirdiniz ve eşofman giydiniz. Yemek yediniz, akşam aktif fazlayken kullandığınız eşofmanınızla lütfen yatağa girmeyin. Uyku için kendinize özel giysiler seçin. Fakat uyku giysilerinizin de kırmızı, turuncu, sarı, siyah, kahverengi, lacivert, gri gibi ya çok keskin, uyarıcı renkler ya da çok enerji düşürücü renkler olmamasına dikkat edin. İdeal uyku renkleri uçuk maviler, uçuk lilalar, uçuk pembeler, uçuk sarılar, genelde pastel tonlar ve kırık beyazlar. Bu uyku giysileri %100 pamuklu kumaştan, nefes alan kumaştan olursa gece boyunca terlemezsiniz, vücudunuzun konforu yerinde olur. Bu da çok kıymetli. Bir başka önemli detay da yatağımız ve yatağımızda kullandığımız nevresimlerimizin kalitesi. Yine renkler olarak, biraz önce diğer renklerde bahsettiğim gibi kırmızı, sarı, turuncu gibi çok uyarıcı renkler veya siyah, lacivert, kahverengi gibi enerji düşücü renkleri yatağınızda, çarşaflarınızda kullanmamanızı öneriyorum. Logolu şeyleri belki seviyorsunuzdur, üzeri sloganlı şeyleri seviyorsunuzdur, Batman'li çarşaflarınızı belki seviyorsunuzdur, elbette güzel, ancak uyku kalitemizi bozar. Daha düz şeyler enerjimizi, beden enerjimizi dengeler, uykumuzu daha kaliteli almamızı sağlar. O yüzden %100 pamuklu kumaşlardan yapılmış, nefes alan kumaşlardan yapılmış ya da bambu malzemeden yapılmış, doğal, sizi terletmeyecek, kaliteli bir uyku sağlayacak çarşafları kullanmanızı öneririm. Bir diğer önemli husus, odamız, gece nerede uyuduğumuz. Odamız çok mu sıcak, odamız çok mu soğuk, odamız çok mu aydınlık, odamızda çok sentetik böyle havalandırmada kullandığımız kokular, kokulandırmalar var mı? Odamızda televizyonumuz açık mı yatıyoruz? Eğer bunların hepsine evet diyorsanız o zaman rahat bir gece uykusu sizin için hayal olacaktır tekrar. İdeal oda sıcaklığı 19 ila 21 derece arasında. Bu gece gündüz fark etmez. Odanızın mutlaka İyi havalanmış olmasına dikkat edelim. Uzun süre havalandırılmayan ortamlardaki oksijen azalacağı için gece boyunca uykuda almamız gereken oksijen miktarını alamayız ve vücudumuz beslenmez ve dinlenmiş kalkmayız. O yüzden iyi havalandırılmış, oksijeni bol bir odada rahat bir gece uykusu garanti diyorum. Odanızda ışığın asla olmamasını öneriyorum. Çünkü dediğim gibi gece 23 ila sabah 03 arasında beynimizin, yani epifiz bezimizin yoğun olarak salgıladığı melatonin hormonu tamamen karanlık ortamda aktif oluyor arkadaşlar. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Eğer mümkünse karanlık bir odada uyumamız gerekiyor. Herhangi bir yerden ışık sızıntısı olmaması gerekiyor. Küçük bir gece ışığı dahil. O yüzden rahat bir gece uykusu için ne yapıyoruz? Çok iyi havalandırılmış, tamamen karanlık, %100 pamuklu, açık renk, pastel renkli çarşaflarda %100 pamuklu ya da hava alan kumaştan pastel renkli gece kıyafetleriyle, uyku kıyafetleriyle 7.30'dan sonra bir şey yemeden, kafeinli bir şey içmeden, nikotin tüketmeden geceye doğru hazırlanarak uyuyoruz. Bu bizim için rahat bir gece uykusunun olmazsa olmazları. Kotex ve Migros işbirliğiyle hazırladığım meditasyon ve rahat gece uykusu video serisinin ikinci videosunun sonuna geldik. Hoşçakalın.